Değerli kitap dostları, beyefendiler, hanımefendiler ve tabii ki minik kitap kurtları. Kitaphane yeni bölümüyle karşınızda. Peki bu bölümde neler var? Haftanın yazarı bölümümüzde postmodern teknikle yazdığı romanları büyük beğeni toplayan yazar Metin Savaş ekranlarınızda olacak. Bakkal dükkanında okuduğu binlerce kitabın ardından yazarlığa soyunan Metin Savaş'la yaptığımız keyifli sohbeti ilgiyle izleyeceksiniz. Ardından Samsun'a Mustafa amcanın şahsi imkanlarıyla kurduğu kütüphanesine götüreceğiz sizleri. Söyleşi bölümünde ise usta edebiyatçı Ethem Baran'la öykülerini konuşacağız. Bitmedi. Sizin de programa dahil olduğunuz sosyal kitap ve vitrinleri süsleyen eserleri tanıttığımız raftakiler bölümü de az sonra sizlerle olacak. Daha fazla bekletmeyelim sizleri. Kitaphane başlıyor. O, lise eğitimini yarıda bırakıp bakkallık yapmaya başladı. Bakkal dükkanında yazdığı romanlarıyla birçok kalıbı kırdı ve pek çok ödül aldı. Bugüne kadar 8 romanı yayımlandı. Metin Savaş halen ondan fazla dergiye ve bir günlük gazeteye yazı yazmaya devam ediyor. Şimdi hep birlikte Balıkesir'e gidelim ve Metin Savaş'ı izleyelim. Tahsilim olmadığı için biraz geç başladım yazmaya. Lise terkim, lise birden terkim. O zamanlar İstanbul'da yaşıyordum liseyi okurken. Daha sonra İstanbul'da maddi durumumuz bozulduğu için ailecek Balıkesir'e geri geldik. Tahsil hayatımı bıraktım. Balıkesir'de esnaflık yapmaya başladım. 25 yıl bakkallık yaptım. Bu 25 yıllık süreç içerisinde hem kitap okudum, kendimi yetiştirdim. Hem de yavaş yavaş yazmaya başladım. Amatörce başlamıştım. Fakat daha sonra arka arkaya ödüller almaya başlayınca yazarlık hayatım bir ciddiyet kazandı. Şu sıralarda da artık şöhret olmaya başladım diyebilirim. Romanlarımı geceleri yazıyorum. Gündüzleri olmuyor. İlham Perisi hikayesi devreye giriyor burada. Tabii ki öyle bir şey yok fakat o psikolojik ortam gerektiği için. Geceleri karanlıkta, sessiz bir ortamda yazıyorum. Gündüzleri asla yazamıyorum. Sabahları çok erken evden çıkarım. Saat 7 civarında çorbacıya giderim, çorba içerim. Zaten benim çorba muhabbetim de meşhurdur, okurlarım tarafından bilinir. Daha sonra Balıkesir'de birkaç sivil toplum kuruluşunda görevim var. Bu görevlerime başlarım. Sabahları hangi dernek müsaitse orada inzivaya çekilip birkaç saat kitap okurum. Daha sonra öğle 12 civarı dernek işleri için koşturmaya başlarım. Akşama kadar bir sürer. Fakat tabii ki daha ziyade gençlerle beraber oluyorum. Dernek mensubu gençlerle. Gençlerle takılıyorum. Onlarla muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Edebiyattan, bilimden her türlü sohbet ediyoruz. Daha sonra da akşam genelde 6-7 civarında eve geliyorum. Biraz yarım saat kestiriyorum, istirahat ediyorum. Ondan sonra da bilgisayar başına oturup dergiler için yazılar yazıyorum. Her akşam bir makale yazdığımı söyleyebilirim. Daha sonra biraz sosyal medyada okurlarımla muhabbet ediyorum. Daha sonra gecede 12'den sonra romanımı yazmaya başlıyorum. Gece 3'e 4'e kadar, bazen 5'e kadar, bazen sabah ezanına kadar çalıştığım oluyor. Daha sonra yine 7'de sabah kalkıyorum. Bir günüm böyledir. Bir romanı yazmaya başlamadan önce uzun uzadıya hazırlık yapmıyorum. Çünkü hayatın içerisindeyim. Sırça köşkünde yaşayan bir sanatçı değil. Hayatın içerisinde olduğum için daima toplumdan mesaj alıyorum zaten. Dolayısıyla bu benim kafamda birikiyor. Yılların birikimi de var. Gündelik birikimler de var. Tecrübeler de tabii ki buna ekleniyor. Dolayısıyla malzeme kafamda daima hazır oluyor. Zihnimde daima hazır oluyor. Sadece bir mevzu bulmam yeterli oluyor. Bu yeni romanın mevzusu ne olsun? Bunu tespit ettiğimde
yazmak için zorlanmıyorum. Önceden bir hazırlık yapmama da gerek kalmıyor. Çünkü okurlarım da söylüyorlar, Metin Savaş hayatı anlatıyor diye. Hani hayatı anlattığım için romanlarımı da uzun uzadıya plan proje yapmıyorum. Ana mevzuyu belirledikten sonra yazmaya başlıyorum. Başlangıçta toplumdan kaçıyordum. Zaten mahalle bakkalı işletiyordum. Dükkandan çıkamıyordum. Bunun yanı sıra psikolojim de müsait olmadığı için toplumdan ve okurlarımdan kaçıyordum. Televizyonlara çıkmıyordum. Gazetelerde görünmüyordum. İmza günlerine gitmiyordum. Fakat daha sonra meşhur olmaya başladığımda okurlarım ve tabii ki yayın evinin baskıları neticesinde toplum içerisine çıkmak zorunda kaldım. Okurlarımın da samimiyetini görünce artık o eski gizemli hayatımı bıraktım. Şimdi son derece faal bir hayatım var. Kitap fuarlarından kitap fuarlarına gezip duruyorum. Üniversitelerden veya muhtelif sivil toplum kuruluşlarından davetler geliyor. Hepsini kabul etmeye çalışıyorum. Konferanslara gidiyorum, davetlere gidiyorum. Bana sosyal medyada dergilerin efendisi lakabını taktılar. Çünkü bir ara 23 dergide birden yazıyordum. Sonra bunu biraz azalttım. Şimdi 16 dergiye düşürdüm. Türkiye'de herhalde bu konuda benden daha çok yazan yoktur. 23 dergiye kadar çıkmıştım. O kadar çok talep geldi ki 30, 40, 50 olacaktı bu. Baktım bu böyle ipin ucu kaçacak. 23'ten 16'ya düşürdüğümü de duyurdum okurlarıma. Benim için zor olmuyor. Tam tersine dinlendirici oluyor. Çünkü roman yazmayı ciddiye alıyorum. Zihnimi çok fazla meşgul ediyor, çok fazla yoruyor. Dergilere makale yazmak beni dinlendiriyor. Ayrıca romanlarımda yazamadıklarımı da dergilerde yazmış oluyorum. Hayat İstanbul'dan, büyük şehirlerden ibaret değildir. Diğer şehirlerde de insanlar yaşıyor. Diğer şehirlerde de hayat var. Diğer şehirlerde de sanat üretilebilir. Diğer şehirlerde sanatın malzemesi olabilir görüşünden yola çıkarak romanlarımda mutlaka Balıkesir'e yer veriyorum. Ya mekan Balıkesir'dir, eğer mekan İstanbul ise roman karakteri Balıkesir kökenlidir. Her yazar kendi şehrini tabii ki daha fazla sevme hakkına sahiptir. Şu anda Mirkay Elyaden'in Mitlerin Anlamı adlı kitabını okuyorum. Mitolojiye çok düşkün olduğum için. Son okuduğum 3 kitap da mitoloji üzerine zaten. Genç kuşak yazarlardan daha ziyade Murat Gülsoy'u tercih ediyorum, seviyorum, okuyorum. Barış Müstecaplıoğlu adında bir romancımız var. Balıkesir kökenlidir, İstanbul'da yaşıyor. Fantastik romanlar yazıyor, onu okuyorum. Hatta Hindistan'dan da fantastik roman ödülü almıştır. Murat Gülsoy, Barış Müstecaplıoğlu şu anda ön planda tuttum romancı arkadaşlar. Hayattan aldığım en büyük ders hayatın ıstırap olduğudur. Hayat acıdır, adaletsizdir. Hayatta mutlak doğru olmadığını gördüm. Herkes farklı fikirde. İnsanlar çatışıyorlar. Bir İspanyol yazar der ki, İnsan var oldukça kavga sürer. Hayat bir kavgadır, mücadeledir. Hayatta dediğim gibi adalet yoktur. Mahkeme-i Kübra'da hesaplaşacağımız için bu dünyada ıstıraptan başka bir şey göremiyorum. Sırada okuma serüveni bölümümüz var. Bu daha çok bir okuma ve okutma seferberliği. Samsunlu emekli edebiyat öğretmeni Mustafa Özbalcı'nın sıra dışı kütüphanesine hep beraber girelim. Mustafa amcanın okutma aşkıyla kurduğu şahsi kütüphanesinde araştırma yapacak konuklar için küçük bir misafirhane bile var diyelim ve sözü Mustafa amcaya bırakalım. 60 yıl biriktirdim. Bunları... Bunların üzerinde titredim. Elden ele taşıdım, evden eve taşıdım. Hiçbirine zarar vermemesi için gözüm gibi baktım.
Bunlarla bütünleştim. Emekli olunca da bunları evden elden çıkarmak istemedim. Bir kütüphane kurmayı, öğretmeye, öğrencileri yetiştirmeye devam etmeyi istedim. Onun için bu kütüphaneyi kurdum. Bir misafirhane de hazırladım. Gelenler zorluk çekmesinler, burada yatsınlar, yesinler, çalışsınlar diye. Devam ediyorum onları yetiştirmeye. Sağlık olduğu sürece de devam edeceğim inşallah. Burada sadece edebiyatla ilgili kitaplar yok. Felsefe, tarih, din başta olmak üzere hemen bütün sosyal bilimlerle ilgili hukuk da içinde olmak üzere burada kitap bulmak mümkün, dergi bulmak mümkün. Ayrıca burada benim 60 yıl içinde gazetelerden kestiğim, bugün bulunması zor küpürler var, makaleler var. Pek çoğunu da arıyorlar, belki bulamıyorlar. Ama burada var, her alanla ilgili. İçerik olarak zengin. Evet, okunmasını istiyorum. Onların kitap ancak okunursa bir değer kazanır. Çünkü bilginin kaynağı kitap ve kütüphanedir. Okunmayacaksa benim kitaplarımın hiçbir manası yok. Onun için can bulmasını istiyorum, okunmasını istiyorum. İnsan insanları, çevresini, hayatını yeni bilgilerle öğrenir. Bu bilgilerin kaynağı da kitaptır. Okumazsak nasıl faydalı olacağız çevremize? İşimizi nasıl düzenli yapacağız? İnsan hep okuyarak kendisini yenilemeli. O zaman hayata daha farklı gözle bakmayı da öğrenir. Onun için okumaktan vazgeçmemeliyiz. Okumayı çok severdim. Asıl liseden fen kolundan mezun olmama rağmen edebiyat eğitimi aldım. Matematik çalışırken dinlenmek için roman okurdum, bir kitap okurdum. Fizik çalışırken bunları okurdum. Bunun için edebiyatçı oldum herhalde ve kitaplardan bir daha kopamadım. Hala da okuyorum. Ben alışmışım. Kitap alacağım, yeni kitapları getireceğim, bakacağım, seveceğim. Onun için iyi bir okuyucu olduğumu zannediyorum. Hala 4-5 tane edebiyat dergisi buraya gelir her ay. Arada sırada lisedeki bir edebiyat öğretmeni, hevesli bir öğretmeni çocuklar alıp getiriyor buraya. Duymuş oluyor herhalde. Gezdiriyor, işte kitaplara bakıyor çocuklar. Ortaokuldan aynı şekilde Türkçe öğretmenleri geliyor. Birkaç defa da anaokulu öğrencilerini getirdi, bir hocaları çocuklarla ilgili kitapları incelediler. Dışarıda bakarsanız çocuklar için de ben oyun alanları yaptım. Yani heveslendiler, oynadılar, kitaplara baktılar, bir daha gelsinler diye. Şimdi gençler daha çok bilgisayarla, internetle, akıllı telefonla meşgul oluyorlar. Bir tutku haline gelmiş. Trende, otobüste hep onları görüyorum. Kendinden geçmiş vaziyette. Halbuki onlar için belki zaman geçirmeleri yahut başka dünyaları görmeleri için fayda olur ama onların bilgisini ve kültürünü artırmaz. Okumalarını tavsiye ediyorum. Bilginin asıl kaynağı kitaptır, kütüphanedir. Buraları ihmal etmemelerini istiyorum.
Söyleşi bölümümüzde usta öykücü Ethem Baran'la samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. Ethem Baran, Yozgat'ta doğup taşrayı en iyi anlatan yazarlardan biri. Şimdi o keyifli sohbeti izleyelim. Asıl olan burada sahici olmasıdır. Anlatılan konuların, olayların ve yaratılan tiplerin ne kadar gerçeğe yakın olduklarıdır. Ama şunu hiçbir zaman unutmayız ki elimizde tuttuğumuz bir kitaptır. Onun içerisindeki karakterleri ve olayları yazar hayal etmiştir ve bize onları gerçek diye göstermeye çalışmaktadır. Bir taşra kavramı varsa, bir taşra denilen bir yer varsa ki var olup olmadığını ben bilmiyorum. Yazının taşrası da merkezi de hepsi yazının içerisindedir. Yani merkezdir esas olan ve o da yazının içindedir zaten. Bir süre sonra bu yazdıklarım taşrayla ilişkilendirilince neredeyse ben de inanacak duruma geldim hep taşrayı yazdığıma. Benim öyle bir derdim yok. Asıl olan insanı ve hayatı anlamak. Hayatı anlamaya çalışıyorum ve anlamlandırmaya çalışıyorum kendimce. Hayatın her anını bir yazar olarak yaşamaya çalışıyorum. Başka türlü var olamıyorum çünkü. Bunlardan da, bu dolaşmalardan da elbette malzemeler toplanıyor. Ama bu sadece işin çok küçük bir kısmı. Asıl büyük kütle sanıyorum okuduklarımla birikiyor o şekilde. Oralar daha sahici. Ya sadece sahici geliyor değil. Gerçekten oralar daha sahici. Oralarda insanlar ya da o insanların çok fazla anlatılmadığını belki de düşünüyorum ve o insanları anlatmak istiyorum. O insanları yazıma davet ediyorum. Onları bir karaktere dönüştürmeye çalışıyorum ve onları kendi yanımda hissetmek bana ilginç ve cazip geliyor. Şimdi başlangıçta yazmaya soyunan kişi bir zaman yaratıyor ilk başta, bir mekan yaratıyor ve o zaman ve mekan içerisinde hareket edecek, hayatlarını yaşayacak karakterler yaratıyor. Onlara isim veriyor, onlara bir kader veriyor, onlara birer hayat hikayesi veriyor, bir macera veriyor aynı zamanda. Ve onlara buyurun siz burada rolünüzü oynayın diyor yazar. Ve tabii esasında kendisi oynamaya başlıyor. Çünkü bütün ipler de kendi elinde o sırada. İnsanı yazmaya iten en temel güdülerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanat bilirsiniz verili dünyayı yetersiz gördüğü için insanın kendisine yeni bir dünya yaratma çabasıdır. Güzel öyküler, güzel romanlar var, yeni çıkıyor. Umutlu olduğum gençler var. Tabii bir liste var ama o liste bende saklı kalsın. Sırada sizlerden gelen kitap değerlendirmelerini yayınladığımız sosyal kitap var. Bakalım bu hafta hangi izleyicimiz bize hangi kitapları tanıtmış? Haftaya bu bölümde kendi tanıttığınız kitapları izlemek isterseniz okuyun, çekin, gönderin. Ayrıntılar sosyal medya hesaplarımızda. Herkese merhabalar, ben Ferah Taşdelen. Bugün sizler için seçtiğim iki kitabı tanıtacağım. İlk olarak Steven Zweig'den Satranç. Satranç aslında
konusu bakımından baş kahramanımız olan Doktor B'nin bir oda hapsinde sorguya götürülürken koridorda gördüğü bir satranç kitabını çalması ve odaya geldiğinde kitabı okuyup ekmek parçalarından satranç taşları yaparak satrancı öğrenmesi ve özgürlüğüne kavuştuktan yıllar sonra bir gemi seyahatinde dünya satranç şampiyonu ile aynı gemide olduğunu fark etmesi ve aralarında geçecek olan ilginç ve gerilim dolu satranç müsabakasını konu alır. Aslına bakarsanız kitabınız için başyapıt olarak da adlandırılabilir. Gerçekten de herkesin okuması gereken ve okuyanların elinden bırakmak istemediği bir kitap. Ama inanına da incecik bir kitap. Bir diğer kitabımız ise Nazan Bekiroğlu'ndan Yusuf ile Züleyha. Yusuf ile Züleyha aslında bildiğimiz karakterlerin biraz roman, biraz iffet, biraz şiir ve fazlaca aşkla harmanlanıp önümüze sunulmuş olan lezzetli bir kitap. Ama şöyle bir ilginçliği var bu kitabın. İnsan hem elinden bırakmak istemiyor hem de damağında bıraktığı o lezzet uzun sürsün diye bitirmek de istemiyor. Gerçekten de okuyan herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm bir kitap. Evet, bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Son olarak kitapçıların raflarında gezintiye çıkalım. Bakalım neler var. Algı Kapıları, Aldous Huxley, İmge Kitabevi Yayınları. Yayınlandığı günden itibaren tüm dünyada olağanüstü bir ilgi gören Algı Kapıları, ele aldığı konu bakımından benzersiz bir içerik sunuyor. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, Ebu Bekir Subaşı, Çelik Yayın Evi. Neredeyse bütün ömrünü Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın Haçlılardan geri alınmasına adayan ve Kudüs'ü fethederek Haçlı işgaline son veren Selahattin Eyyubi'nin destansı hayat hikayesi. Sabredenler ve Şükredenler, İbni Kayyım el-Cevziye, İnsan Yayınları. Cevziye'nin bu eseri asıl konusu sabır ve şükür olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'den güzel örnekleri, senetleriyle hadis-i şerifleri, Selefi Salihinin eserlerini de içermektedir. 7. Gün Yuhua, Alabanda Yayınları. Eğlendirici, merak uyandırıcı. Sürekli değişen modern Çin'in kaosunun tam ortasına yerleştirilmiş, yaşama ve ölüme dair politik bir dokundurma. Güneşi Uyandıralım, Jose Mauro de Vasconcelos, Can Yayınları. Şeker Portakalı'nın sevimli küçük kahramanı Zeze, işte yine karşınızda. Gözlerinin içi yine ışıl ışıl, yüreği yine sevgi dolu. Abbasi Devrimi, Bağdat ve Beytül Hikme, Yüksel Kanar, Mahya Yayınları. Bu kitap, Beytül Hikme'yi gerçek yönüyle tanıtmakta ve onun etrafında oluşturulan Avrupa merkezci oryantalist kabuklaşmanın ve şablonlaşmış yanlış anlayışın yıkılmasına çalışmaktadır. Barbaros Kardeşler 1-2, Seyyid Muradi Reis, Hasbahçe Yayınları. Türk klasikleri arasında çok mühim bir yeri olan eser, Türk denizcileri Oruç ve Hızır Reis'in Akdeniz'de başlarından geçen hadiseleri anlatıyor. Haftaya daha güzel bir kitaphane hazırlamak için sizlere veda ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi, her türlü eleştirilerinizi ve etrafınızda okuma serüvenini bu ekranlarda izlemek istediğiniz sıra dışı okurları bizlerle paylaşın lütfen. Sosyal medya hesaplarımızın ve kitaphane@trt.net.tr mail adresimizin başına geçtik, bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.